Dünya Sağlık Örgütü henüz değil demişti, ilan etmemişti. Yaklaşık 10 dakika önce geldi bu açıklama. Koronavirüs artık pandemi olarak Alo. Tamam anne. Dikkat ediyorum, evet. Annem, kapı çalıyor bak. Görüşürüz anne. Bilim Hanım. Evet benim. Pardonunuzu getirdim. Durun, bekleyin bir dakika. İşte ben böyle biriydim. Ben öfkelerimi kontrol edemezdim. Ve dinlemekten çok duymamayı tercih ederdim. Bakın burada sipariş tarihini görüyor musunuz? Gördüm. Bu kadar uzun mu sürer bir kargonun gelmesi ya? Allah Allah, anlamıyorum. Siz nasıl bir kargo şirketisiniz? Kusura bakmayın. Tamam Biz, tamam. bizim... Bırak şuraya kargoyu. Herkes kendi için bir şeyler yapıyordu. Bense yapıyormuş gibi yapıyordum. Mış gibi yapmak ne demektir biliyor musunuz? Okuyormuş gibi yapmak, mutluymuş gibi yapmak, ruhuma değer veriyormuş gibi yapmak. Yine aynı şey. Yine rol yaptım. Ben mutsuzluğumu kutlarken insanlar yine mutlu bildiler beni. Alo. Canım. Ya ne güzel. Aa, çok sevindim senin adına. Tamam. Görüşürüz. Neymiş? Rol yapmış. Neymiş? Çok mutluymuş. Hayat güzelmiş hep. Hadi be oradan. Alo, merhaba. Bana en güzel görünen ekmeğinizden bir adet yollayabilir misiniz? Hayır, tadı önemli değil. Güzel görünsün yeter. Tamam. Teşekkürler. Geliyorum. Evet. Bilim Hanım. Kardeşim niye görmüyorsunuz şu çizgiyi ya? Boşu boşuna mı koydum ben onu? Pardon. Bırakın şuraya kargoyu. İyi günler. İyi günler. Hiç benlik olmayan şeylere sardım. Ve yine her zamanki gibi çok çabuk sıkıldım. Merhaba, Bilal Hanım. Evet, ben o. Otantik çiçekten gidiyorum size. Ha, kim göndermiş? Gönderin ismi yazmıyor. Etrafınızda sizi şımartacak hiç kimse olmadığında, kendi kendinizi şımartma çabasının da pek işe yaradığı söylenemez.
varsın. İyi ki doğmuşsun canım. Kalbimdesin. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni bugün doğum günde yalnız bırakmadınız. Görünenin ötesinde onlarca ben vardı. Aslında hepsi bendim ya da hiçbiri. Yalnız başıma ilmek ilmek ördüm ben bu hayatı. Kalabalıklara sırtımı döndüm. Sizin pandemi sandığınız evdeki karantinanızı ben beynime, kalbime gömdüğüm gecelerde yıllardır yaşıyorum. Tarçınlı kek yapmış. Sana da getirdim. Evet. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Çocukluğuma dair hatırladığım az sayıda güzel anılardan biridir. Havuçlu tarçınlı kek. Anne. Seni çok özledim. Bu da güzel ama bir o kadar da komik anılardan bir tanesiydi. Babaannem kek yapmıştı da sizin çok sevdiğinizi söyledi. Teşekkürler. Melih dedi mi? Hayır, Melih. Melih değil mi? Hayır, Melih. Melih? Hayır, R ile. Yani L değil. Melih. Kek için teşekkürler bu arada. Rica ederim. O zaman ben yani gideyim. Bekleyebilir misin bir dakika? Tabii. Ben de ekmek yapmıştım. Çok teşekkür ederim. Harika görünüyor.
Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Hepinize çok teşekkür ederim. Birlikte çok güzel vakit geçirdik. Ama artık ayrılma vakti geldi. Sadeleşme yolunda ilk adımımı atmıştım. En değer verdiklerimi elden çıkarmaya başlamıştım. Ne aradığını biliyor musun diye sorsa daha iyiydi belki. Görmeyi seçtiğim bu yolun etrafımdakilerin de yolunu aydınlattığını fark ediyorum. Domino taşları gibi birbirimize dokunuyoruz. Hayatlarımızı etkiliyoruz ve artık biliyorum ki yaptığım en küçük faydalı şey çığ gibi büyüyerek daha da iyi şeylere yol açıyor. Selam. Sana küçük bir hediye aldım. Dalından koparmak istemedim. O yüzden böyle bir şey düşündüm. Güneş enerjisiyle çalışıyor bu arada. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu arada yarın görüşüyor muyuz? Evet, yarın görüşüyoruz. Tamam. Hoşça kal. Görüşürüz. Selam. 1986'dan beri elinizde. Şarap mı yoksa ceket mi? Her ikisi. Şarabı henüz tatmadım ama ceket bayağı iyiymiş. Çok teşekkür ederim. Bu nedir? Onu ben yaptım. Kullanmadığım kıyafetleri artık satışa çıkarmaya başladım. Bu da bayağı eskiyenler. O yüzden bunları da bu şekilde dönüştürmeye çalışıyorum. Çok ilginç. Yani biliyorsun ki katı atıklar dünyamız için bayağı büyük bir sorun. Ben de bu İnsanın yüzüne artık başka şeylere dönesi geliyor. Dünyevi zevkler, nefretler, hırslar, egolar, lafta kalan sevgiler, ilgiler, maddeye dayalı mutluluklar tedavülden kalkmalı artık. Gayret etmeli insan biraz. Ruhunu iyileştirecek şeylerle uğraşmalı. Ben bunun olabilme ihtimaline bile aşık oldum bu yıl. Kendime, hayatıma, etrafıma yüzlerce kez döndüm baktım. Birçok hikaye okudum, hikayeye dokundum. İnsanın kendisiyle olan derdi, kavgası, hayat mücadelesi. Hele de sonunda ateşkes varsa ruhunla tadından yenmez. Bazı geceler düşmanların en azılısıyla savaş veriyorum. Kendimle. Benimle derdim durduk yere hikaye oluyor. Seviyorum bunu.